Evet, 9 Kasım 2015 ve rekor gelişim müşterimizin Ceviz Bahçesi'ndeyiz. Chandler Ceviz Bahçesi'ndeyiz. Burası Mersin Tarsus ilçemize bağlı Tepetaş Köyü. Hakikaten de taştan geçilmiyor. Böyle bir ceviz bahçesi görmedim. Bugüne kadar ki gördüğüm en taşlı ceviz bahçesindeyim. Ve Tepetaş Köyü'nde ceviz bahçesi 30 dekarlık taşlar içerisinde ama son derece güzel. Ve 2014'ün ocağı gibi dikilen gibi yani yaklaşık ikinci yılı bitiren bir ceviz Evet, bahçesindeyiz. su bahçeliği. Ve Sayın Adnan Ak Beyefendinin oğlu Yusuf Ak Beyefendinin bahçesindeyiz. Adnan Bey, bahçemizi şöyle gösterelim ve ben şimdi sizlere birazdan rekor gelişimle ne zaman tanıştık, ne zaman kullandık onların hepsini soracağım. Bakın ben bahçemizi çekiyorum. Bahçemiz gerçekten şu an burası rakım kaç Adnan Bey bu arada? 780. Evet, soğuk bir bölge burası. Çok sıcak değil böyle. Biraz Mersin olmasına rağmen. Soğuk. Ağaçlarımızın yeşilini görüyoruz. Evet, buyurun Adnan Bey. Şimdi sizi kameraya alıyorum ben. Evet, rekor gelişimle ne zaman tanıştık efendim? Rekor gelişimde geçen yıl tanıştık. Evet. Memnunuz. Ne zaman uyguladık rekor gelişimi? Bir 7-8 ay oluyor. Yani dolayısıyla 2015'in şu an 9 Kasım Evet, 2015'teyiz. evet. Yani 2015'in başında kullandık ya. 15'in başında kullandık. Evet. Ne oldu peki kullandıktan sonra? Muhteşem bir gelişim gözlemledik yani. Gezelim buyurun. Ağaçlarımıza başlayalım. Evet. Gerçekten 30 dekar bahçe. Evet. Evet. Buradan başlayalım. Buyurun. Evet. Şubat'ta ne yapacak? Şubat 25'te 2 yıl olacak bu. 2 yıl dolmuş. Peki tabii, bacağımız kadar kalın herhalde şu anda. Evet, tabii. Peki geçen sene nasıldı bu ağaçların durumu? Bu seneki sürgünlerini gösterir misin şunun? Tabii sürgünler. 2015 sürgünlerini. Şuradan itibaren yani. Evet. Şuradaki evet. Kestiğimiz yer bak burası. Kapanmış. Komple sürgün oldu diyorsunuz. Evet. Bu kesilme olayı biraz böyleydi. Evet. Sürgünle beraber tabii. Evet, hale getirdi. Devam edelim, buyurun. Evet, devam edelim. Görüyorsunuz. Sizin uzaktan bir çekeyim ben, boyunuzda şöyle kıyaslayayım. Bekleyin lütfen. Dibine yanaşır mısınız lütfen? Bakın, 1.80 boyunda Adnan Ak Beyefendi. Şu anda Adnan Bey'den iki misli daha uzun. Yani 3,5 metre bir ceviz bahçesi. Çok güzel çataklı. Yeşilliği nasıl, yaprak yeşilliği? Canlılığı, evet. Sürgünleri. Tabii. Evet. Şu an kış geliyor halde yavaş yavaş. Görüyorsunuz sürgün. Yine sürgün tuttuğunuz yerden hemen başladı gene. Evet, 2000. Bunun bu sene başındaki gövdesi ne kadardı? Yani kalını? Bu bayağı bir uzunluk vardı da. Biz yani şu seviyeden falan kestik bunu. Evet. Ondan yukarısı buraya kadar tabii normal. Evet. Ağacın gövdesinin gelişmesi. Evet. Burası da sürgün. Tabii toprak yapınız da güzel. Onu söyleyeyim. Bakın kırmızı bir toprak yapınız var. Arazi her ne kadar taşlı olsa da taşlı olduğu için taşın denk geldiği bazı bölgelerde tabii ki biraz sorun yaşayabilir ama genel olarak yani burada 800 ağacınız var değil mi? Evet efendim. Evet, 800 ağacınız var. Peki 800 ağaçtan kaçında sorunumuz var şu anda? %10 gibi falan, 15 gibi. Yani şey diyorsunuz, taştan kaynaklı. Tabii o dikim hatasından kaynaklı şeyler. Dikim derken nedir dikim efendim? Kökleri elverişli değil yani, kökler gelişme. Taşların üstüne gelmiş taşların yani. Taşların saydanın üzerine gelmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla ondan. Zaten sık dikmişsiniz Adnan Beyciğim. Ben de size şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz. Zaten gereğinden fazla sık dikmişsiniz. O yüzden de hiç önemli değil. Bahçenizdeki şu anki yetişmiş gelişmiş cevizler rahatlıkla her türlü sorununuzu çözer. Bunun içinizden rahat olsun. İnşallah. Hiçbir sıkıntı yok yani. Devam edelim. Bakın bahçemiz maşallah, buyurun gösterin. Nasıl yeşilliğimiz? Tabii muhteşem yani. Peki etrafa baktığımızda araştırıyorsunuz. Evet. Oğlunuz da araştırıyor. Ne diyorlar yani, şu anki durum nedir efendim? Şimdi olağanüstü buluyorlar yani burada, bu sahada. Evet. Eskiden böyle bir iş yapan olmamış. Aha. Biz teşebbüs ettik. Çevrede huzurlu masrafı da kabul ettiler ama. Evet. Şu an gördükleri zaman da. Evet. İsabetli hareket etmişsin diyorlar yani. Peki genelde rekor gelişimi insanlar bazıları tanımadığı için yok bir kova deneyim, yok yarım deneyim. Peki oğlunuz hepsini almış maşallah. Evet. 800 ağacın tamamına uygulamış. Evet. Şu an bakın, eğer uygulamamış olsaydınız şöyle olacaktı, ben size cevap vereyim. Yarısı ne kadar uyguladıysanız o kadar gelişecekti bu şekilde. Evet. Geri kalanlarını, küçük kalanlar, domuzlar güzelce kıracaktı.
Bu arada domuz bölgesinde bulunuyoruz haliyle. Ciddi manada zarar verecekti. Çünkü şu an bu ağaç biraz daha büyüttükten sonra buna artık kolay kolay domuzlar kolay kolay zarar vermez. Biraz daha büyüsün yeterli yani. Çok değil yani, bir 6 ay kalmış, bunu bilin haliyle. Çünkü şu an maşallah hepsini büyütmüşsünüz genel olarak. Ciddi manada bir güçlendirmişsiniz haliyle. Bakın bahçemizi geziyoruz. Şuradan çekiyorum ben. Bu dağın arkası da ağaç değil mi bu arada? Tabii tabii. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben. Buraya özel değil de diğer taraflarda gördüğünüz kadarıyla kendinizi başarılı buluyor musunuz? Yani evet. Gelen giden oluyor mu? Getiriyor musunuz buraya dostlarınızı? Evet, bahçenize ziraat mühendislerini çağırıyor musunuz? Çevreden insanlar merak edip geliyorlar. Evet. Burada bu bahçe nasıl oldu diyorlar. Ben de tabii anlatıyorum. Evet. Devam edelim. Evet, çok güzel. Anlatıyorsunuz. Ne diyorsunuz mesela? Bu saat toprak elverişli diyorum. Bir de zamanımızda teknik bir takım işte şeyler, ilaçları, gübreleri kullandık diyorsunuz. Gübreler. Evet. Teknoloji gelişti, bunları faydalanıyoruz diye. Peki, anlatıyorum yani. Şöyle peki şunu soracağım ben size. Şimdi bu işin püf noktasını buldunuz. Sanırım 50 dekarda yer alacaksınız. Evet. Arıyorsunuz. 50 evet. Çok güzel. Evet, Mersin'in ceviz bahçelerini kuruyoruz bu sayede. Evet, evet, gezelim. Çevrede. Rekor gelişim müşterimizin Sayın Adnan Akbey'in bahçesi Mersin Tarsus Tepetaş köyü mahallesi oldu. Mahallesi diyelim. Tepetaş mahallesi. Evet. Evet, bu şekilde bir ceviz bahçesi, her yer ceviz ağacı. Yani taşların arasında ceviz ağacı. Çok böyle şey olmuş. Peki bu arada Adnan Bey, tabii şey güzel. Bu Tepetaş bölgesinin, bu bölgenin tarihsel önemi nedir acaba? Yani bu yörenin, bu civarların yani. Bu çevrede yörükçülük daha önce. Evet. Hayvancılık yani bu. Evet. Küçük baş hayvanların şeyi. Evet. Bu bahçeye fazla şey yapmamışlar, ilgi göstermemişler. Evet. Burada ceviz olmaz dediler. Evet. Biz de dedik, deneyelim dedik. Evet. Tabii diktikten sonra rekor gelişimi de kullandıktan sonra. Evet. Demek ki oluyormuş dediler yani. Evet, yani oluyormuş dediler halde. Evet, aynen öyle. Kanaati bu yönde. Yalnız ben size şöyle söyleyeyim, bakın tesadüf olabilir mi? Şimdi sizin Kaleburs köyünüz var Tarsus'ta. Az önce benim müşterim size yol tarif etti. Kendisini indirdim ve beni o bindirdi. Yani sizinle o görüştürdü halde. Evet. Peki beyefendi ne diyordu size bizimle alakalı? Ya son derece memnunum dedi yani şimdi. Evet. Kullandım rekor gelişimi dedi. Kaleburs köyünden. Evet. Yani. Evet. Peki kendisi bana yemek ısmarlama teklifinde bulundu mu acaba? Tabii yemeğimi yemeden gitmeyin beyefendi dedi. Bir insan bir insana fayda sağlamazsa sizce yemek yedir mi efendim? Ben size onu söyleyeceğim. Tabii zor. Zor. Kolay değil değil mi? Yüzüne bakmaz yani. Onu bilin yani. Çok zor. Yani zarar verecek ona, tamam mı? Onun için peki ayrıca sizin Tarsus'unuzda incir var. Tarsus karası, Tarsus sarısı. Yine kireçli topraklarda yetişmez diyorlardı. Şu anda aynı şekilde, aynı sizin gibi başarıyı yakalamış. Daha birinci yılında, aynı daha siz ikinci yılındasınız ama. Evet. O birinci yılından itibaren kullanmış. Daha direkt dikerken kullanmış. O da inanın aynı Bursa Tarsus sarısı karısı incirde aynı başarı yakalamış. Fidanları çok çok güzel. Dolayısıyla ağaçların dibine dikilenlerde sorun var. Çünkü ağaçlar malum gölge yapmış ama normal güneşi tam anlamıyla gören. Bu arada buranın tabii ki bahçe tesisi çok önemli. Bu işi yapmak isteyenlere, malum bu işi öğrendiniz yani. Ne tavsiyeniz var? Bahçe gezelim bu arada, buyurun. Evet. Ağaçların gelişmesi için kullandığım şeyleri... Tesis olarak, yer olarak nasıl bir yer olsun, güneş açısı nasıl olsun... Anladın mı? Yani o şekilde. Bahçenin şeyi açısından diyorsun. Güney açısı, konum açısından, evet. Tabii güneşi görmesi daha güzel olur. Bir de mehilli bir arazi olması gerekiyor. Ceviz. Evet. Ceviz konusunda evet. Biraz mehil olur. Bana gelirken eksik bilgi verdiniz. Dediniz ki mehil %10 falan var. Burada mehil %10 değil efendim. Buradaki mehil %30'lar düzeninde mehil var. Haberiniz olsun, tamam mı? %30. Var, evet, doğru dedim. Yani tarlanın, bakın yukarısından başlıyoruz aşağı doğru. Buradaki duvardan mı bahsediyorsunuz? Hayır, toplamdaki kot farkı yani bir... %30. Var, evet, var. Aşağı doğru giniyor. O zaman %70 olsa nasıl olacak bu %30 zannetmiyorum. Yok yani. Var bakın. Yani şöyle söyleyeyim ben size. 100 metre yürüdüğünüzde 30 metre çıkarsınız, tamam mı? Demek istediğim şey bu. Yani aşağıdan yukarı doğru gittiğinizde 100 metre gittiğinizde 30 metre yükseliyorsanız %30 eğim vardır. Dolayısıyla şu anda...
yaklaşık olarak %30 gibi bir şey var. Yani dik bir. Çok dik olmasa da meyli güzel yani. Gayet keyifli yani. %30 var diyorsunuz. Şu an var, evet. Güzel yani. Evet, var. Durum bu şekilde. Evet, akşam oldu. Kararıyor halde. Ondan sonra bahçemizi tekrar çekiyoruz. Bahçemiz çok büyük bir bahçe. Taşlı bölge. Ancak bu kadarını gezebiliyoruz. Hepsi bakın önümüzde. Evet. Adnan Beyciğim, bahçemizi gezdik. Çünkü Mersinler ceviz olmaz, ceviz olmaz diye genelde konuşuyorlar ama gözüken o ki ceviz birçok yerden daha güzel oluyor burada. Bunu öncelikle ben size söyleyeyim. Ve son sözünüzü alır mısınız? Tavsiye ediyor musunuz rekor gelişime? Bu sahalarda daha önce böyle bir uygulama yapılmamış. Şimdi evet. İnsanlara diyorum yine. Evet. Siz de yapın diyorum. Siz de dikin. Evet. Üretime katkınız olsun. Evet. Ekonomiye katkınız olsun. Evet. Sadece hayvancılıkla şey yapmayalım. Evet. Etmeyelim bu evet. Topraklarımız diye evet. Düşünüyorum yani. Ben. Olsun. Siz söylediniz. Kendiniz de 50 dekarınızı gene yapacaksınız. Evet. Ya o artık takdir onların kendilerine kalmış. Mutlaka. Siz kendiniz doğru bildiğinizi kendinize göre yapıyorsunuz. Evet. Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Burası 9 Kasım 2015 ve Mersin Tarsus ilçesi Tepetaş Pınarlı Mahallesi'ndeyiz ve bakın Tarsus'umuzu aşağıdan görebiliyoruz mu buradan? Burası aşağısı. Tepenin bakın, önü Tarsus. Evet, şu uzaktan alabildiğimiz kadarıyla tepenin ön tarafı. Eshab-ı Kehf Tepesi. Yani Eshab-ı Kehf Tepesi dediğimiz evet. Şurası, meşhur bütün dünyaca. Burası da Mersin. Şurası da şu tarafta Mersin'de, sağ taraf Mersin diyorsunuz. Sahil, şu sahil bandı gözüküyor zaten. Evet, sahil bandı da oradan gözüküyor diyorsunuz. Ama sis olduğu için. Sis olduğu için gözükmüyor, evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet buyurdunuz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Şimdi bahçenizi tekrar güzelce gezelim. Evet.